Recep Erdoğan Başkanımız biliyorsunuz 20 Ocak tarihiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın temsilcileriyle Büyükçekmece Belediye Başkan adayımız olarak açıklandı. Bugüne kadar Allah razı olsun partimize vefasını gösterdi. İnşallah 31 Mart akşamında da gerek ben ilçe başkanı olarak gerekse sizler değerli dava ve yol arkadaşlarımız olarak hem partimize hem de özellikle Recep Erol Başkanımız için çalışmaya hazır mıyız? Vallahi çok hazırlıklı görmedim. Çalışmaya hazır mıyız? Evet. İnşallah. 31 Mart akşamında inşallah sizlerle son vereceğiz. Bu akşam AK Parti ilçe başkanlığımızın ve ilçe başkanlığımızın bir kolu olan iki dönemdir faaliyet gösteren Birlik Çalışma Kurulumuzun ve onun kıymetli başkanı Mustafa Yazıcı Bey'in davetiyle buraya gelen her bir kardeşimden Allah razı olsun. Kıymetli ilçe başkanımız ifade etti. Yine aynı şekilde az evvel Birlik Çalışma Kurulu üyemiz ifade etti. Bu yemeği Ramazan-ı Şerif ayında planlıyorduk ama istedik ki seçim öncesi birlik ve beraberliğimizi gösterme açısından dün olduğu gibi bugün de birlikte hareket ettiğimiz tüm dostlarımızla beraber seçim startını birlikte verelim. İnşallah bu dönem sene 22 sene sonra AK Parti'miz Büyükçekmece'yi bu salonda bulunan kardeşlerimizin gayretiyle, sizlerin çalışmalarıyla, bizlerin çalışmasıyla, ilimizin destekleriyle, genel merkezimizin ve genel başkanımızın destekleriyle Büyükçekmece'yi inşallah alacağız. 5 senedir kış uykusunda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni Sayın Murat Kurum Bakanımla beraber hep birlikte AK Partili belediye haline getireceğiz. Evet, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanı olduğu günden bugüne kadar 1994 yılından beri kesintisiz olarak İstanbul'umuza hizmet verdik. Bu dönem 5 yıllık bir kesintiye uğradı. İstanbullu da gördü, bizler de gördük neler olduğunu. Şu anda 5 yıl boyunca İstanbul'umuzda yapılan hiçbir şey yoksa müsebbibi orada. Yapılan hiçbir şey yoksa, bir damla temiz su kaynağı üretilmediyse, ulaşımla ilgili hiçbir şey yapılmadıysa, İstanbul denince, İstanbul Büyükşehir Belediyesi dendiği zaman akla sadece temel atmama törenleri geliyorsa, akla sadece bizim açtığımız metro tünellerine harfiyat doldurmak geliyorsa demek ki hiçbir şey yapmamışlar. Demek ki İstanbul'un bizlere, AK Parti'ye ihtiyacı var. Bizler birlikte isek büyük bir aileyiz. AK Parti'de vefa sadece bir semt adı değil. AK Parti ailesi büyük bir aile. AK Parti ailesine tüm coğrafyanın ihtiyacı var. Büyükçekmece'nin ihtiyacı var. İstanbul'un var, Türkiye'nin var. Bakın bulunduğunuz coğrafya gerçekten dünyanın en önemli noktasında bulunuyoruz. Ve bu noktada bulunurken mutlak surete çok güçlü olmamız gerekiyor. Liderimize güç vermemiz gerekiyor. Bu nereden başlıyor? Büyükçekmece'den başlıyor. Geçtiğimiz dönem Büyükçekmece'yi, Beylikdüzü'nü alabilseydik, Esenyurt'u alabilseydik şu anda bu zihniyet orada oturmuyordu. Doğru mu arkadaşlar? Demek ki bir yerde eksik yaptık. Eksik yaptık hepimiz. Biraz az çalıştık demek ki. Ama bu dönem o dönemki eksiği kapatacağız. Biraz daha gayret edeceğiz. Ben bunu arazide görüyorum. Her gün arazideyiz. Her gün çalışma gayreti içindeyiz. Bir gün esnaf ziyaretinde, bir gün ev sohbetinde, bir gün STK ziyaretinde. Kimi yere ben gitmeye çalışıyorum, kimi yere ilçe başkanımız gidiyor, kimi yere de Cumhur İttifakı ortağımız, bu dönem bizimle çok uyumlu çalışan Nesri Hacı kardeşimiz gidiyor. Allah onlardan da razı olsun. Bugün burada değiller MHP'li kardeşlerimiz ama önümüzdeki günlerde inşallah bu veya buna benzer salonlarda onların da toplantısı olacak. Bizler oraya da iştirak edeceğiz. Yok birbirimizden farkımız. Hepimiz Büyükçekmece'ye hizmet etmek istiyoruz. 2 kere 2 4. Bundan başka bir gayri düşüncemiz yok. Bugün derdimiz Büyükçekmece'ye eksik gördüğümüz, yapılmayan, Büyükçekmece'nin hizmet alamadığı 24 mahallesine tüm eksikleri gidermek için hizmet etmek.
vatandaşımızın yanında olmak, genciyle, yaşlısıyla, emeklisiyle her bir kardeşimizin işini, her bir kardeşimizin ihtiyacını görmek. Derdimiz bu. Derdimiz koltukta oturmak değil. Derdimiz Büyükçekmece'de yapılması gerekip de bugüne kadar yapılmayan her bir faaliyeti birlikte yapabilmek. Bunun için mahallelerde şunu söylüyorum direkt olarak. Neler yapacağımızı ifade ederken şunu net olarak söylüyorum. Bizlere AK Parti ailesiyiz. Sadece bizim dediğimizde bir şey olmaz. O mahallenin kanaat önderleri, o mahallenin önde gelen isimleri, her kimse her ne istiyorlarsa bize taleplerini iletirler. Nerede iletecekler? En büyük projemiz budur. Net olarak söyleyebilirsiniz. AK Parti belediyelerinde halk günleri var. Belediyelerin haftalık olarak 15 günde bir, ayda bir muntazam düzenlediği halk günleri var. Fehmi Bey iyi biliyor, Sayın Başkan Yardımcımız. Bu halk günlerinde vatandaş bize taleplerini iletir. Biz de arkadaşlarımızla beraber değerlendiririz. Öncelik sırasına göre halkımız ne isterse yaparız. Bunları yapmak bizim boynumuzun borcu. Halkımız ne istedi? Büyükçekmece'de olmayan kapalı otoparklar istedi. Yapacağız. Ne istedi? Büyükçekmece'de hiç yapılmayan. Hiç yapılmayan demeyeyim. Bir tane yaptılar Güzelce'de. Kapalı pazar. Kapalı pazarları. Yapacağız. Ne istediler? Kültür merkezleri. Yapacağız. Gençlerimiz için kütüphaneler. Yapacağız. Yine gençlerimiz için spor salonları. Tabii ki yapacağız. Ve bu salonların tamamında gençlerimizin kurs almasında, gençlerimizin üniversite hazırlanmasında, gençlerimizin geleceğe hazırlanmasında hepimiz katkı sunma gayreti içinde olacağız. Kimle olacağız? İlçemizdeki üniversitelerle, ilçemizdeki tüm eğitim ve öğretim yuvalarıyla olacağız. Mutluluk şehri Büyükçekmece sadece arkamızdaki tabelada yazmayacak. Biz mutluluk şehri Büyükçekmece'de mutlu insanların yaşadığında ilgililere ispat edeceğiz. Çalışarak ispat edeceğiz. Bugün itibarıyla seçim satım halinde yapmamız gereken 24 mahallenin tamamında kadınıyla, genciyle, ana kademesiyle, tüm mahalle başkanlarımız ve yönetimleriyle ter dökebilmek ve Büyükçekmece için acaba yapacağım bir şey kaldı mı diye düşünmemek. Yapacağımız her şeyi yapmak zorundayız. Ondan sonrası takdiri ilahi. Biz kazanacağımıza inanıyoruz. Biz sizlerin gayretinize güveniyoruz. Biz sizlerin dualarınıza güveniyoruz. Biz Büyükçekmece'de bu seçimi Allah'ın izniyle bu dönem sizlerin çabalarıyla %100 kazanacağız inşallah.